İstanbul Eyüp'te bir özel okulda çalışmak zorunda bırakılan meslektaşımız İbrahim Oktugan öğrencisinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Buradan ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Eğitimciye şiddet bir arkadaşımızı da aramızdan aldı. Bu cinayetin sorumlusu öğretmenleri itibarsızlaştıran, açık hedef haline getiren eğitim politikalarıdır. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Evet, atamalara gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hatırlarsanız bir demeci vardı. Bir miktar öğretmen ataması yapacağız diye. Bu da çok talihsiz bir açıklama olarak karşımıza çıktı. Baktığımız zaman resmi rakamlara göre 68 bin öğretmen açığı, 90 bine yakında ücretli öğretmen çalışıyor kurumlarda ve 20 bin öğretmen ataması da kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de açıklamalarına baktığımız zaman deprem ve seçim döneminden dolayı bütçenin yetersiz olduğunu ve bundan dolayı 20 bin atama yapılacağını dile getirdi. Bu da çok talihsiz bir açıklama. Diyanet İşleri Başkanı'na hac ziyareti için milyonluk araç tahsis edilirken bütçe yeterli ya da tarikat ve cemaatlere paralar akıtılırken bütçe yeterli ama öğretmen atamalarına gelince bütçe yetersiz. Öğrencilerimize ücretsiz bir öğün, sağlıklı yemek için bütçe yetersiz. Bu kabul edilemez. Ayrıca bakanın açıklamalarında dikkat çeken bir husus daha vardı. Mülakatın devam ettiğini söylüyor. Hatırlayacak olursanız 2023 genel seçimlerinde AKP iktidarının mülakat kaldırılacak diye bir demeci vardı. Ama görünen o ki mülakat aynen devam ediyor. Öğretmen atamaları, özet olarak öğretmen atamaları iktidarın kemer sıkma politikalarına feda edilemez. 20 bin değil, gerçek ihtiyaç kadar öğretmen ataması yapılmalıdır. Peki hocam, sizince Eskişehir'deki okul sayıları yeterli mi? Yani daha fazla okul yapılması gerekiyor mu? Bu da en azından atamaları etkiler mi sizce? Evet, Eskişehir'de okul sıkıntısı, yani birçok ilde olduğu gibi Eskişehir'de de okul sıkıntısı çok. Deprem riski nedeniyle boşaltılan birçok okul var. Okul içinde okul uygulaması var şu anda. Sabahçı öğlenci olarak işleyen okullar giderek artıyor. O da öğrencilerin sağlıklı bir eğitim almasını engelliyor. Okul ihtiyacı bir an önce giderilmeli Eskişehir'de de. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Birçok ilde birikme oluyor, birçok bölgede de boşluklar oluyor. Bu da öğretmene yönelik bir atama sistemi olmamasından kaynaklanıyor. Şu anda Eskişehir'de 2100 civarı non fazlası bulunuyor.